Değerli meslektaşlarım, bu sözü bize verdiği için başkana teşekkür ediyoruz. Ben birkaç başlık söyleyeceğim. Madde bir, geçen sene bu toplantıda da vardım ben. Sayın Mahmi Hoca bildi yani bizi. Açık gönüllülük falan yaptılar, biz bilmedik. Sayın Asaf Bey de bildiler gidişi. Nasıl bildiler? Mahmi Bey bir Demirel'den duyduğu bir fıkra anlatmıştı. O ayı ve köylü fıkrası. Orada köylü diyor ki, bunu biliyorum ama ismini senin söylemeyeceğim diyor, değil mi? Anımsadığım kadarıyla. Aynen. Mahmi Hoca da işte kadın berberinden filan söz ederek şey yaptı. Yani ekonominin kötüye gittiğini ben öyle anladım, bilmiyorum. Sayın hocalar. Asaf Hoca orada espri yaptı. Şimdi ben de orada... Hepsi konuşuldu. Kadıköy'den dolmuşa bindiğimi, Kartal'a kadar bir seyahat yaptığımı söyledim. Dükkanların boşaldığını söyledim. Ve ekonomi kriz geliyor dedim yani. Ya dün geçen şeyde bu vardı. Ben hatırlıyorum. Diğer taraftan yani şunu söyleyeyim. Biz planlı üretim, yani üretim diyoruz da ya kimsenin ağzından planlı üretim çıkmıyor Sayın Başkanım. Aslında planlı üretim yapmalıyız. Üçüncüsü ve en önemlisi, bunu birkaç yerde de söyledim, örnek yönetim kurullarında. Türkiye'nin hafızası boşaltılıyor, yok ediliyor. Ya biz soğan üretemiyoruz biz beyler, getiremiyoruz. Şimdi soğanın nasıl üretildiğini çok iyi bilen bir kişi olarak ya bugün maalesef ve maalesef üreticilerimiz uyanıklık yapıyor, soğanı sonuna kadar su veriyorlar. Halbuki köylü bunu bir buçuk ay önce suyunu keser ve o soğan taş gibi olur, çürümez. Ağır gelsin diye sonuna kadar su veriyorlar, götürüp çöpe döküyorlar. Efendim biz 68 kuşağı olarak derdin ki makine yapan makineler ve milli burjuvazi. Maalesef tabii tam bağımsız Türkiye filan filan. Ne oldu sonuç? Yok edilen bir gençlik ve durum bugün bu sabaya geldi. Bugün Türkiye'de aileler kaçıyor, parası olan kaçıyor. Büyük ailelerin soy bilmem neresinin vatandaşını alıyor. Biz bunları yani gördüğümüz zaman gerçekten çok çok üzülüyoruz bir vatansever olarak. Bunları söyleyeceğim, teşekkür ediyorum. Sağ olasın Sayın Seyit Bey, çok teşekkür ederim. Bülent Doğu. Hemen yakından. Değerli katılımcılara ben de çok teşekkür ediyorum. Şöyle güncel bir konu var, bu sabah çıktı bu haber. Amerika gelişmekte olan, yanlış söylemiş olayım, ülkeler kategorisinden bizi çıkartmış. Bu bizim ekonomimize menfi tesir edeceği gibi bir görüşüm var. Bu konuda sizlerin de katkısını rica edecektim. Bir de küçük bir hatırlatma. Yaşı müsait olan arkadaşlarımız herkes bilir. Muz fiyatları yükselince geçmişte biz muz ithal ederiz, işi bitiririz. Bizi işte soğan ithal etme noktasına getirdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Bülent. Sırayla vermeye çalışıyorum. Atlayabilirim, kusura bakmayın. Değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir bilgi paylaşayım. Takvim satışları sadece bugün başlamadı. Hafta sonu bir postaydım. O da meyve sebzeyi 3 kiloyla sınırlamış. Dolayısıyla yayılarak gidiyor. Hatta aklıma şey geldi. Acaba devlet büyük perakendecilerden balı çekiş kalkar satıyor diye. Teftiş yapacak marketler. Benim sorum şu olacak. İki tane sorum var aslında. Birincisi, Türkiye ekonomik krizlerden hep V hızıyla çıktı dedik. 80, 94 ve 2000 krizlerinde örnek, emsal gösterdik. Ben şunu soracağım ilk olarak. O zaman olup da bugün olmayan ve bizi krizden o kadar da hızlı çıkarmayacak parametrelerimiz var mı şu an? Örneğin eskisi kadar bir tepki insan gücümüz var mı? Hiç bu kadar. B
benim nesilde yurt dışına göç eden, göç etmeyi düşünen bir dönem hatırlamıyorum diye düşünüyorum. Belki de Çanakkale Savaşı'ndan sonraki en büyük entelektüel sermaye kaybını yaşıyoruz. İkinci sorum da yine krizlerle ilgili. Her kriz aslında birileri için de bir fırsattır. Ve Türkiye'de de bu büyük krizlerin her birinde bir sermaye dönüşümü yaşanmıştır. Örneğin 2001 krizinde bankacılık sektörümüz tamamen olmasa bile büyük bir kısmı yabancılaştı. Bilinçli ya da bilinçsiz parantez içinde ünlem. Bu krizde de ki bunu geçen sene yaşadığımız Ağustos'ta yaşadığımız durumu kriz olarak tanımladınız. Buna benzer bir dönüşüm yaşamayı öngörüyor musunuz? Teşekkür ederiz. Not alıyorum, vereceğim. Evet. Yakup Gökay, ben ismini söylüyorum ama siz de lütfederseniz ben dönüyorum. Konuşmacılarımız not alıyor. Sorularımızı. Buyurun Yakup. Değerli meslektaşlarım, değerli konuşmacılar, Sayın Başkanım. Efendim, beklenti endeksimizin çalışmalarından dolayı çok mutlu oldum. Yalnız bu anketler yeminli müşavirler eliyle değerlendiriliyor gibi artı yeminli müşaviri olmayan tabii ki bir kitlemiz var. Bunun bir oranı katsayısı, ilave katsayısı diye bir şey söz konusu mu? Bu gelen verilerden sonra artı sayın hocamız son olarak zannediyorum Mafi hocamız bir idari müdahaleden bahsetti. İdari müdahale şöyle ki, yani iktisat derslerine ilk başladığımız zaman dediler ki 40 ayağı nasıl yürüdüğünü sormayacaksın. Sormaya başladığın an müdahale gelir ve yürümesi problem olur ve yürümeyi şaşırır. Acaba bu misal buna uygun mu ileriki günlerimiz için? Teşekkür ederim Sayın Koç. Teşekkürler Sayın İbrahim Yanbaş. Sayın Koç, ben sordum aslında. Evet. Çok kısa anlatımlar bir vaziyette olabilir. Ben birazcık da sözlü anlatmak istiyorum. Buyurun. Sayın Hocam, trendin düştüğünü ve yavaşladığını söylemiştiniz. Halbuki şehirde bütçede geçen 2018 yılına göre 2018 yılı bütçesi ayın 2 Ocak'taki değerlere göre kurlara göre hesapladım 199 milyar lira 2018'de. 2019'da 166 milyara düşmüş oldu satın alma yönünde bütçe değeri. Şimdi bu acaba daha ileriye doğru götürebilir mi düşmeyi, yavaşlamayı? Bunu merak ettim. Bunu sormak istedim. Sağ ol İbrahim. Sağ ol Akın Güneş. Evet, teşekkür ederim. Son 4 kişiyi alıyoruz. Bir daha söz vermeyeceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer hocam. Evet. Değerli konuşmacı konuklardan çok faydalandığımı belirtmek isterim. Asaf hocamın söylediğini yanlış anlamalıysam düzeltir ya da kendisi düzeltsin. Açık. Ekonomi Bakanımız geldi. Ona hoş geldin demeniz lazım. Masum Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Hocam, rakamlardan bahsederken Ocak ayı için de fazlalıktan bahsetti. Cari açık olarak düzeltilir diye düşünüyorum ya da o şekilde söylemek istemiştir. Bütçeye baktığımız zaman 2019 bütçesi 85 gelir, 55 gider, 30 bin TL açık, o da Merkez Bankası temettüsüyle karşılanarak denk getirilmiştir. Sanıyorum bir dil sürçmesi oldu. Bu saptamayı yaptıktan sonra çok hızlı şekilde Mahfi Hocam'a sormak istiyorum. Kendisinin yazılığını takip ediyorum, çok da fayda alıyorum.
bir kez daha ifade edeyim, kaynak göstererek fotoğraflı şekilde de çok kullandığımı bilmenizi isterim. En son 1 Mart tarihli CBS filmleri risk ilişkisini de son derece detaylı okuduğumu bilmenizi istiyorum. Buradan hareketle, hoşgörünüzle ülkemiz için optimum işsizlik oranı, optimum enflasyon oranı var mı söyleyebilir misiniz? Bu birinci sorum. İkinci sorum, biraz önce konuşmanızda 94 ve 2000 kriziyle ilişkilendirmeksizin V çıkışlarıyla çıkış olduğunu bahsettiniz. Ama şu ifadeyi kullanmadınız. Hoşgörünüzde özel bir nedeni var mı? 94 ve 2001 krizleri mali krizdi. Bu krizi reel sektör krizi olarak tanımlarsak 94 ve 2001'de yapılan V çıkışı burada beklenebilir mi? Bana göre beklenemez. Çünkü reel sektör krizi yansımalarıyla başka parametreleriyle daha uzun sürecektir. Çok çok teşekkür ederim. Son bir cümle hoşgörünüzle mahvelmez üstadımın ihtiyacı yok ama söylemek isterim. Çok tevazu içerisinde konuşuyor. Geçmişi biliyoruz diyor. Hayır. Pastırma yazı makalesini bir kez daha okusun. Geleceği bildiğini de herkes biliyor. Kendisi de biliyor. Teşekkür eder. Saygılar sunarım. Sağ olun üstadım. Çok teşekkür ederim. Evet, son üç kişi Mustafa Buze. Buyur Mustafa'cığım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın konuklar hoş geldiniz. Teşekkürler sunumlarınızdan istifade edin. Dibe vuruşun ve çıkışın ve şekilde olduğu konuşmalardan da yakın bir zamanda yani en azından 2019 çeyreğinden sonra çıkış başlayacağı şeklinde ifade edildi. Öyle anladım ben. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Ben hayatımın yanlış anlıyorsun. Kimse söylemedi böyle bir şey. Yani B şeklinde hemen çıkacağı söyleniyor. Ben hayatımın geçmişimde birçok krizler gördüm fakat hayatımın hiçbir döneminde bu kadar kötümser ve geleceğimde bu kadar karamsar olmadım. Çünkü niye? Daha önceki krizlerde işte biliyoruz ki ve inanıyorduk ki evet dolar bir gecede bilmem ne kadar oluyordu ama kısa süre sonra toparlanıp ekonomi yukarıya doğru çıkmaya başlıyordu. Şimdiki idarede önce kendi inanmıyor zaten. Kriz var mı yok mu? Bir konuşmanın bir cümlesinde kriz var diyorlar. Üç cümle sonra kriz yok diyorlar. Yani var mı yok mu belli değil. Eskiden işte bürokraside mafya girmez gibi kişiler vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı danışmanı kızı işte keşke Yunan gelseydi diyen birisi, başka bir danışmanı, bunlara danışarak mı yani ülkeyi, ekonomisi düzelecek? Dolayısıyla öyle bir hale getirilmiş ki seçmen, mikrofon uzatıyorlar televizyonlarda, çok kötü konuşuyor, işte kafalıktan yakınıyor falan, sebebini soruyorlar, muhalefet partileri söylüyor falan. Sanki ülkeyi muhalefet partileri yönetiyor. İşte böyle de bir algı oluşturulmuş. Ve bir profesör çıkıyor ki ben okumuş insanlardan korkarım, istemem. Cahil insanların ferasetine güvenirim. Kendisi profesör olmuş ama kendisi bunlara güveniyor. Şimdi böyle bir toplum yapısına gidilmişken bu krizden buradaki entelektüel görüşler doğrultusunda çıkış beklenebilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Diyanet İşleri Başkanı kitabında bir de yazıyor ya. Kusura bakmayın. Hayır, maalesef. İki tane daha. Efendim, zamanımız çok azaldı. Sayın konuşmacılarımız özellikle istirham ettiler. Yetişecekleri yerler var. Sığdırmaya çalışıyoruz. 18 dakikamız kaldı. Vereceğim üstüne. Merak etme. Ben de söz istedi, yetişirmeyiz bilmiyorum. Yaya Kızılgök ve sonra Hüsnü Erdoğmuş var. Sonra kusura bakmayın konuşmacılarımız bu kadar yeter çok oldu diyorlar. Çok tutacak cevaplar kolay değil. Oyuncuda cevap almak isteyen sonra. Buyurun. Bana istedim, teşekkür ederim. Şimdi bu ekonomik krizle ilgili görüşler yapıyoruz. Fakat bunun çevre felaketiyle ilişki kurmazsak bütün bunların çözümünü bulsak dahi sonuç alamayız. Şu anda televizyonlarda slide gösterisi var, Al Gore.
eski Amerikan Başkanı adayı. Bunun bütün dünyanın seyretmesi gerekiyor, uygunsuz gerçekler diye. Tüyleri diken diken oldu gelecekler hakkında. Henüz 2006'da düzenlenmiş bir belgesel. Bu çevre şartlarından sanayi ve kalkınmanın uyumu mümkün diyor. Bunun üzerinde araştırmalarımız yok. Şayet sanayi ekonomik krizi atlatsak da çevre felaketlerine dikkati çekilmezse ki birinci planda bu, bunun üzerinde durulmazsa, birinde uyum sağlanmazsa gerekli bir sonuç çıkmayacak olduğunu herhalde bir abes bir şey değildir. Bu gerçek bir olaydır. Bunu hatırlatmak istedim. Böyle bir üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Öyle diye şey. İşte bu. Üstün Erdoğan. Biraz da buraya bakalım. Sen elini kaldırmadın. Şeyi unutmam onu ya. Kaç defa baktım, el kaldırmadın. Ben de umutlandım konuşmayacaksın diye. Peki. Evet. Başkanım, tamam. Buyurun. Benim kalkım şöyle olacak. Sayın Bülent Doğu arkadaşımız bir tespit yaptı. Orada bir yanılma var. Çünkü geçenlerde Trump'ın bir açıklaması var. Hocalarım da bunu bilir ben. Türkiye'yi GTS denilen bir sistem var. Genelleştirilmiş tercihler sistemi. Gelişmekte olan ülkelere tanınan genelleştirilmiş tercihler programından Türkiye'yi çıkarmak istiyor. Ve diyor ki gerekçe olarak Türkiye ekonomisi artık gelişti diyor. Yani bu bir takım gümrük belgelerinde vesaire de gelişmekte olan ülkelere Amerika bir takım avantajlar tanıyor. Bu durumda Trump diyor ki Türkiye artık bu şeyleri geçti, Türkiye gelişti diyor. Şimdi bu konuda hocalarımın fikrini almak istiyorum. İkinci olarak da geçen toplantımızda Nazım hocamızın da katıldığı toplantıda ben de keskin bir tespit yaptım. O tespiti de bu hocalarımın da duyması aslında söylemek istiyorum. Biz daima şikayet eden ve ağlayan bir milletiz. Hangi iş adamımız işlerinin iyi olduğunu söylüyor? Dolayısıyla Türkiye'nin bir takım manzaraları göründüğü kadar kötü değil. Pek çok alanda pek çok gelişme var. Türkiye eski Türkiye değil. Pek çok iktisatçının yaptığı tahminlerin hiçbiri çıkmıyor. Şimdi sayın hocalarımın bir önceki toplantıda dolar tahminleri vardı. Tutturan var mı onu soruyorum. Dolayısıyla bizim iş adamımız hep ağlayan bir iş adamıdır ve her zaman kenarda tabiri caizse cüksası vardır. Ama eksiğimiz şu bizim eksiğimiz şu. Biz çok iyi plan yapan, program yapan, basit anlamda Avrupalıların yaptığı gibi çok iyi plan yapan bir millet değiliz ama zeki bir milletiz. Ama müthiş bir canlılık var ekonomide. Yani bizim odamız biraz böyle hep böyle ağlama duvarı gibi bir yer oldu. Ben öyle görmüyorum. Bizim gelecek nesillere de biraz ümit vermemiz lazım. Evlatlarımızı motive etmemiz lazım. Sayın hocamın 1975-76 yılında öğrencisiydi. O zamanki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında ne kadar fark var? Lütfen kendisi birkaç cümleyle söylesin. Teşekkür ederim. Peki üstün sağ olasın. Şimdi değerli hocalarım, başka kimseye söz vermeyebildik ama iki kişiye söz vermek zorundayım. Zafer Bey. Anca. Alır eve gider. Sen ama Zafer Bey odamızın tek muhalifi. Onun seçim var iki ay sonra. Mecburen söz vereceğiz ona. Bir de ona söz vermişken Muammer'in sözünü kestik. Ayıp olur. Müsaade ederseniz o zaman Muammer'e söz verelim. Ve sana ve burada bitsin lütfen. Çünkü konuşmacılarımız hakikaten sabırsızlandı. Evet bak. Yok estağfurullah sabırsızlandı. Bakayım. Muammer'e söz verelim. Öncelikle borçlarımızı seni Dur. Mikrofon geliyor. Evet. Muammer Özkoca. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Şu anda biz ekonomik krizden bahsediyoruz. Ben ekonomiyi fazla bilmiyorum. Yemin mali müşahidinde veri konusunda daha iyiyim. Sadece gördüğüm, bildiğim, yaşadığım, tanık olduğum ve altına imza atabileceğim tek şey ekonomik kriz yok. Ülkemiz batıyor. Sadece ekonomik olarak yalnızsak orada tartışabiliriz ancak kültürel, siyasal, sosyal, askeri ve güvenlik anlamında özellikle hukukun yok olması konusunda ciddi anlamda ülkemizin geleceği konusunda kaygılıyım. Bu kaygımı sizlerle paylaşmak istedim. Yine seçim öncesi
değinmeden geçemeyeceğim. Sayın hocalarımız yanınızda, eski bakanlarımız yanınızda, eski genel başkanımız yanınızda. 25 yıldır aynı kadrolar, yeminli var müşavirler odasını yönetiyor. Mahmut hocamız bir destek verir mi acaba diye. Teşekkür ediyorum. Bravo. Teşekkür ederim vallahi. Yani son bölümünü dikkat ederse hiç dinlemedik, alkışla geliştirdik. Haber mi oldu? Hayır, Muhammed'e aday yapacağız. Ben zannettim ki benim adım. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Söz verdiniz, mükemmeliniz. Görmedim parmak kaldı. Olur, kusura bakma. Zaten seçimi kaybettikten sonra hiç görünmüyoruz. Görmezlikten görünmüyoruz. Ama Muhammed'den sonra, bu kadar sert bir muhalefetten sonra benim konuşmam sen bari yanına zayıf olacak. Şunu söyleyeceğim kısaca, 24 Haziran seçimlerinden sonra ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra ekonominin şahlanacağı söylenmişti. 8 ay geçti. Bu 8 ay boyu sonrasına baktığımız zaman bütün makro göstergelerin aşırı şekilde bozulduğuna şahit olduk. Bunlara tek tek şey yapıyorum işte, kurlardan, enflasyon, işsizlik, bütün bunlarda dibe vurduk. Bu beni mutlu etmiyor. Geçen sene toplantıda Asaf Hoca, Zafer Bey'i mutlu etmek için feci bir tablo mu var diyelim demişti. Çünkü ben çalışıp geldim. Geçen yıl konuşmalara baktım. Bunu benim mutlu olmam önemli değil. Bu tablo ortada. Gerçekten en yüksek faiz ödeyen, en yüksek enflasyon olan bir ülkedeyiz. En fazla işsiz olan bir ülkedeyiz. Yani burada sorunları net ortaya koymak lazım. Benim sorum, tek sorum, vaktim daha fazla konuşmak isterdim ama zaman yok. Dendi ki cari açık sorunu 7 ayda çözüldü. 7 aydır çözüldü, fazla veriyor dendi. Evet, doğru ama bunun bedeli nedir? Bunun bedeli büyüme durmuştur. Büyümenin durması demek, işsizlik demektir. İşte görüyoruz, bir yanda varlık kuyrukları, bir yanda işsizlik kuyruklarını görüyoruz. Medyaya yansıyanları görüyoruz. Bir işçi alınacak yere 1000 kişi başvuruyor. 500 işçi alınacak yere 50 bin kişi başvuruyor. Böyle bir tablo karşısında şunu soruyorum hocaya, cari açık mı, büyüme mi? Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi en hızlı bir şekilde yine aynı sırayla müsaade ederseniz değerli konuşmacılarımızın çok değerli cevapları ve katkılarını alacağız hocam. Sayın Başkanım, sunduğum endeksle ilgili bir soru soruldu. Yeminli mali müşavirler dışındaki diğer meslektaşlardan veri ve bilgi toplanıyor mu diye. Endeksi başta kısaca söyledim. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın beklenti endeksi. Buna başka bir anketör ekleyeceksek o da karar versin. Karar verdiğinde biz onu değerlendirir yaparız. O zaman yeminli hareketi olmaz, başka bir şey yok. Biz Nazım Hoca endeksi diyebiliriz. Bunu istedik. Biz bunu yazdık. Bir de çok özet olarak şunu da kısaca arz edeyim. Değerli hocaların da bahsetti. Bir ülkenin makroekonomik performansını ölçerken kullandığımız standart göstergeler. Tek tek bakıp yorum yapmak da mümkün. Onu bir endeks haline getirip endeks olarak değerlendirmek de mümkün. Nasıl söyleyeyim? Faiz oranı, döviz kuru, enflasyon oranı, büyüme oranı ve işsizlik oranı o ülkenin performansı konusunda bize önemli ipucu verir. Tek tek de analiz etsek de verir, bütün olarak da verebilir. Eğer kamunun olaya bakış tarzını düşüneceksek, bütçe açığının, kamu borcunun milli geliri oranı gibi ya da cari açığın milli geliri oranı gibi özel sektöre dahil eden göstergelerde bulabiliriz. Ama hepsinden önemlisi, en kritik olanı beklentiler diye konuştuk. Beklenti olarak bakılabilir, analiz edilebilir. Bu açıdan bakıldığında hala Türkiye'nin, değerli hocalarım da bahsetti, yapısal reformdan tutun, günlük kısa vadeli stratejik tercihlere ve politika önceliklerine de dayandırsanız bile mali konularda önemli bir esnekliği var. Elbette politikanın kalitesi, içerliği önemlidir. Ama sıkıntılı dönemlerde, daha önceki krizlerde de yapıldığı gibi
bir takım esnemeleri makul görmek gerekir. Sonradan onun toparlanma kalitesini ve içeriğini tartışarak diye düşünüyorum. Ben de saygılar sunuyorum. Hocam, buyurun lütfen. Evet, teşekkür edeyim. Bir kere evvela bir iki düzeltmeyle başlayalım. Şeyden, neredeydi? Ha, Mustafa Bey, yani ben burada mafiden çeziyordum, o da kendisi söylesin ama yani eskiden V oldu, bu sefer olmaz dedi. Mustafa Bey de V oldu dedin dedi. Yani tekrar ediyorum, ben V oldum, eskiden V oldu, doğru. Bunu diyeceğim bir şey yok. Bunlar bu seferin olacağı konusunda çok ciddi taşıyorum, dedim. Öyle birine. Şimdi önceliği tabii yazın sonlara vermek lazım. Daha fazla emek şey yapıyor, gerektiriyor. Sinan Arslan Bey, istatistik oranı, TÜİK oranı yayınladığı istatistiklere güvenilir. Bu çok ezeli ve ebedi bir sorunumuz. Hiç özgü de değil. Yani Almanya'da konuşuyor ki Almanları biliyorsunuz yani. Alman devletinin ne kadar ciddi olduğunu filan. Almanlar da Alman enflasyon oranına inanmıyorlar. Yani çok toplumda yaygın bir şey. Bazılarında inansanız ne olur, inanmasanız ne olur. Başka milli geliri yok, adam hesaplıyor. Başka sanayi üretimi yok bir tane. Başka şey yok da dış ticareti şey yok. Yani onlara mecbur inanacaksınız. Yani inanmayalım peki. Peki ne yapacağız inanmayı? Yani yapacağız. En fazla bizde tereddüt uyanlar ama enflasyondur. Nitekim arkadaş da Tanzim sanır bir şey yapmış. Enflasyonda da kısa süre için manipülasyon mümkündür, bir ay iki için. Fakat şunu unutmayın, bütün fiyatlar yayınlanıyor. Yani bunlar hepsi şeffaf, görüyorsunuz. Yani bir yanlış yayınlanınca her ay yayınlamak zorunda. Bir kere fiyatı aşağı çektiniz, yapay olarak 10 liraymış, 5 gösterdi. Şimdi ertesi ay 11 olacak ya da bir sene sonra 11 olacak. Ondan sonra hep 5 göstermek lazım. Kolay iş değil yani, onu diyeceğim. Yapılmaz demiyorum ama yani İstatistiklere güvenmeyerek bir yere varamayacağımızı düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. İkinci soru kooperatiflerle ilgili. Tire ve Ovacık, Tire'nin ürünlerini ben de özellikle kullandığım üst ürünlerini. Bu tarım konusunu çok konuşuyoruz, çok önemli bir sorun Türkiye'nin. Maalesef bakıyorum, yani yönetimin de, muhalefetin de, aydınların da kafasının, iktisatçıların da kafasının karıştı. Yeterince çalışma da yapılmadı. Kooperatifleşme eksikliği en önemli sorunlarından biridir Türkiye'nin. Yani Amerika özel mülkiyetin kalesidir filan dedi. Gidin tarıma, kooperatiften bol bir şey bulmazsınız yani. Müthiş bir kooperatifleşme ve şeyler vardır yani. Düzenlenmiş bir şeydir. Orada maalesef çok ciddi sorunlar var. Ben doğrusu şeye de katılıyorum. Yani köprülerin maliyetleri filan yani bir sürü şey. Köprü, yani bağlı köprü yapınca birisi ödüyor bunu. Mecbur yapınca da filan yani orada bir takım karışıklıklar var. Kooperatifleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. O bütçeyle ilgili soru yazısı da gelmişti. O cari açıktı zaten, bir soru yok. Orada bir şey demek değil. Şimdi ABD'yi bırakıyorum. Yani eskiden Emre Bey eskiden farklı vasıflı yemek filan. Vasıflı yemek filan kısa dönemde fark eder. Yani eski, evet, V krizde şey, bu sefer var. Bunu uygulamaya çalışıyorum. Bir aşk soru arkadaş da soru şey yaptı. Yani kamu kesiminden kaynaklanınca kamu maliyesine çeki düzen vermek daha çeşitli teknik ve siyasi nedenlerden daha kolay bir iş. Özel kesim bilançolarındaki sorun çıktığında bu hem teknik olarak da zor, hem siyaseten birilerini kurtarmama devreye girdiği için siyaseten de alınması, makyajı, vatandaşa satılması filan zorlar bir şey. Dolayısıyla o bakıma burada ciddi bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Kırk ayak hikayesi, Ömer Gülkay'ın doğru güzel bir benzetme. Doların bütçeyle şey yapması yanlış, yani yanlış bir şey. Şimdi ben size bir şey yapayım mesela. Siz bırakın onu, hani benim hep berber fiyatı esprim var. Bakın bakalım berber fiyatları ne olmuş dolarla. Yani şimdi tabii çöktü berber fiyatları dolarla. Dolar 3,5'dan 7'ye çıktığında berberler ilk katta mı zam yaptı? Hiç zam yaptıkları yok şu sıralarda, öyle oturuyorlar. Dolarla düştü. Yani bütçeyi şeyden düşünmek yanlış. Bütçe
cete, bizim milli gelirimize oranı filan önemli. Yani onunla o tip şeylerde şey yok. Bu Ocak'ta dış fazlayı bütçe için değil, ben şey fazlayı, cari fazla demiştim. Şubat'ta da var demiştim. Optimum enflasyon konuştuğum işsizliği maviye bırakıyorum. Ve şekilde, bu çevre işi çok önemli. Gaya Bey'in söylediği doğrudur. Yalnız orada da şey yapmamak lazım. Şimdi yani evin bir sorunu var, büyük bir sorunu var. O sorunu da evde tamirat yap. Tam o sırada musluk patlamış. Şimdi arkadaş olmaz, musluk yapmayacağız mı diyeceğiz yani. Yani diyeyim yani şu anda dediğimiz bu, şu anda biz yani bu krizle mücadele etmezsek bunun çevreye bir yararı da yok. Yoksa üstelik de bizim ödediğimiz bedel var boş yere yani, niye ödeyelim? Yani ikisini karıştırmamak lazım çevrenin önemine rağmen. Bu şikayet kısmı doğru tabii yani maşallah. Şikayeti sever. Şey yapmayı o kadar da karamsar olmayanlar Türkiye'de kazanır. Karamsar olanlar yatırım yapmazlar. Şey olur. Kriz yok, batıyoruz. Yani ama bu meret de bir türlü batmıyor ya. Bir batsa da konuşsak be kardeşim ya. Vallahi yani. Şimdi batıyoruz diye bana 30 senedir bir takım arkadaşlar battığımızı söylüyorlar. Hani bir arkadaş da söyledi yani 30 sene evveline kıyasla yani şimdi biz böyle, herkes Allah böyle batma nasip etsin diyeyim, ne diyeyim. Şeyde odadaki rengin, evet, rejim değişikliği Türkiye'de sadece ve sadece siyasetin bir sorunu değildir, yönetici kadro değişimi maşallah hani işimizi şeye sokmuyoruz ama Türk halkı liderlerini sever ve onları yeniden seçer. Okumuşlukla da bir alakası yoktur, odalara bakmak değil mi? Hep üniversite mezunlara bakmakla bu konuda yeterlidir. Zafer Bey, bugün ben sizden daha karamsar bir konuşma bekliyordum. Zafer Bey'in korkmuş bir olduğunu düşünüyorum. Bu kriz belli ki Zafer Bey de üzmüş yani. Yeterince olmadığı için belki Zafer Bey de canı sıkıntı. Yani değil mi? Sizin söylediğinize göre bu kadar da bir vakıf olmaması lazımdı şimdi yani. En azından o mesela otomobil satışları %40 düşmüş. Olur mu? Sıfırlanmalıydı. Yakışmaz mıydı yani? Değil mi? Vatan arkadaş açısından da. 1994'ün Şubat ayında en azından, Mayıs ayında Renault'un bayi sisteminin tek araç sattığını biliyorum. Yani geçmiş krizlere tavsiye ederim. Ben yapıyorum, bir bakın bakalım. Krizin 5. ayında, 94 krizinde kaç araç satılmış? Şöyle bir bakarsanız, bir böyle bir nispi sonra şeye, olayı şeye koyarsanız, biz onlarla konuşuyoruz diye. Evet, çok teşekkür ediyorum. Abiciğim, 2 dakika uzadım ama başladık. Hocam, çok teşekkür ederim. Hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun, Sayın Üstad. Hocam, çok iyi toparladın. Benim üzerimde de baskı oluşturdun kısa. Ercan Bey'in, Ercan İsmail Ünal'ın sorularıyla başlayayım, izin verirseniz. Türkiye'nin dış borcunun gayri safi milli hasılasına oranla diğer ülkelerle karşılaştırılırsa görünümünü yorumlar mısınız? Türkiye'nin dış borcu 450 milyar dolar. Elimizdeki son veriler bunu gösteriyor. 450 milyar dolar, 850 milyar dolarlık 2017. Gayri safi yurt içi hasılasına göre çok çok büyük değil. Giderek artıyor. Ama 2018'de gayri safi yurt içi hasılamızın dolar kuru etkisiyle 750-730 milyar dolarlara düşeceğini düşünürsek 450 milyar dolar o zaman ciddi bir oran teşkil etmeye başlayacak. Bu tarafı kötü iş. Çünkü bizim gayri safi yurt içi hasılamız biliyorsunuz dolar olarak düşecek. Kurdan dolayı. Dolayısıyla bu oran o zaman yükselecek. Özel sektörün borcu hızlı büyüyor. Kamu borcunun düşük. Doğru. IMF ile istikrar programı olası görüyor musunuz? Ben bu tür soruları hiç cevaplamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Yani mesela Merkez Bankası faiz arttırır mı, düşürür mü? Cevaplamıyorum. Bilmiyorum. Merkez Bankası'nın yerinde değilim. Adamların nasıl bir baskı altında olduğunu bilmiyorum. Yaşamıyorum. Dolayısıyla böyle bir soruyu cevaplamayı kendi açımdan doğru görmüyorum. Ama şu soruyu cevaplarım. IMF ile bir program yapılmalı mı? O benim şahsi görüşümdür. Onu cevaplarım. Bence yapılmalı. Türkiye bu beladan tek başına çıkamayacak. Bunu çok net görüyorum. Yapamayacak. Ve dolayısıyla benim kanaatim yapmalı Türkiye bunu. Aksi takdirde bizim işimiz giderek zora gidiyor. Dolarizasyon oranı %50 olmuşsa yerli ve milli olacağız politikası ne kadar inandırıcıdır? Ben
bu konuyu bir şey söylemeyeyim. Esas sorun burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tarihinde bu zannediyorum ben yanılmıyorsam hazineden hatırladım ilk kez oldu. Dolarla tahvil çıkardı kendi vatandaşına. İşte bu yanlıştı. Esas yerli ve milli olmama olayı budur. Bir ülke kendi bastığı paraya güvenmiyorsa ona kimse güvenmez. Kendi bastığı vatandaşı güvenmiyorsa. Vatandaşı. Yani. Ya yabancıya elbette çıkarırsın. Yabancıya Türk lirası da satamaz. Ama kendi vatandaşına dolarla tahvil satıyorsan orada ciddi bir sıkıntı var. Yani bir yandan vatandaşımıza dolarları bozdur derken al sana dolarla tahvil derseniz orada ciddi bir sorun var. Bence esas sorun buradan geliyor. Hızla devam edeyim. Efendim bu GSP olayı önemli. Burada bizi kandırıyor Amerika. Geliştiniz meliştiniz deyip buradan çıkarıyor bizi. Çünkü Türkiye diğer bütün gelişmekte olan 150-120 tane ülkeyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Generalized System of Preferences adı altında gümrüksüz ve çok düşük gümrüklü ihracat yapıyoruz. Birçok mal. 3174 mal bu işin kapsamında. Türkiye'de bir sürü ihracatı, tekstil ürünleri, makarnası, aspirini vesairesi hep bunun içindeydi. Ben bundan çok uğraştım Amerika'da görev yaptığım sırada. İkide bir çağırırlardı bizi. Siz işte telif haklarını ihlal ediyorsunuz, sizi buradan çıkaracağız, yok etmiyoruz derdik. Bak patent yasasını yolladık falan filan. Bugüne geldik, şimdi bugün çıkarıyorlar. Siz geliştiniz meliştiniz deyip kandırarak. Bu ciddi bir olay. Belli ki burada Amerika bizi farklı bir şeyle buradan çıkarıyor. Ciddi olay. Türkiye için optimum işsizlik ve enflasyon oranları var mı? Efendim bu konularda optimum bir oran yok. Benim bildiğim yok. Asaf hocam biliyorsa o söylesin. Ama şu var. Bu tür konularda genellikle uzun yıllar ortalamalarına bakılır. Onlar alınır. Mesela işsizlik için doğal işsizlik oranı diye bir şey vardı. Amerika'da bu %4. Amerika %10'lara çıkmıştı krizde. Bunu %4'ün altına indirmeyi becerdi. Türkiye için neydi? Türkiye tanımları değiştirdiği için tam net söyleyemiyorum. 2001 öncesindeki tanımlar biraz farklıydı. Orada 3 ay alınıyordu. Şimdi 4 haftaya indi falan. Ama o dönemde Türkiye için doğal işsizlik oranı kabaca %8'lerdeydi. Bu yeni düzende %10'lara gelmiştik. Şimdi tekrar %12'lere, %13'lere gidiyoruz. Benim tahminim 14'e kadar gidecek gibi görünüyor bu. Enflasyon için optimum oran genellikle şöyle kabul edilir. Biz Türkler hayatımızda hiç sıfır enflasyon, sıfır faiz yaşamadığımız için bu sıfır enflasyonla sıfır faiz iyi bir şey zannederiz. Halbuki dünyanın en kötü şeyidir. Sıfır enflasyon, sıfır faize girdiğinizde Japonya gibi olursunuz. Kimse yeni mal almaz. Karısı der ki kocasına, işte buzdolabımızı eskide alalım. O da der ki kocası, ya ne alacağız? İşte enflasyon sıfır. Banka bedava veriyor. Seneye yeni bir ürün çıktığı zaman o zaman alırız. Bütün harcamalar ertelenir. Ve o harcamalar ertelendiği zaman da sistem çalışmamaya başlar. Japonya'nın sorunu budur. 30 yıldır bu sorunda bütün şeyi kaptırdı. Hong Kong'a, Kore'ye, Çin'e kaptırdı. Bunun ideali gelişmiş ülkeler için %2'ler civarında, 2-2,5 civarında bir enflasyon ve onun yarım puan, bir puan üzerinde bir faiz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için maksimum %5'ler civarında bir enflasyon, bir puan da üstüne faizdir. Belki bunları optimum olarak alabiliriz. Evet. Evet, ötekileri Asaf Hoca hızlıca cevaplandırdı. Demek ki ben de burada kesmemde fayda var. Teşekkür ederim. Değerli emekli vali müşavirler, çok teşekkür ediyoruz. Sabırla ve dikkatle dinledik, çok da bilgilendik. Şimdi bir reket törenimiz var. Ondan önce iki tane duyuru yapayım. 15 Mart'ta Türk Sanat Müziği koromuzun konseri var. Sizlere SMS'le gönderdik, tekrar edeceğiz. 21 Mart'ta da bundan 2-3 hafta sonra denetim konulu bir panelimiz olacak Perşembe 21 Mart günü. Konuğumuz Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş olacak. Biliyorsunuz eskiden KGK Başkanı'ydı. Denetimin bağımsızlığı başındaydı. Gelecek. Buraya gelecek.
Sayıştay'da da denetim konusunda çok bilimsel çalışmaları var. Ayın konuğu olacak. Size yine ayrıca duyuracağız. Efendim şimdi bir kere hep beraber lütfen bana uyarsanız konuşmacılarımız bir kere daha teşekkür anlamında alkışlayalım. Sayın Odak Sekreterimiz Sabri Bey, buyurun plaket sunumu için. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Saygıdeğer üyelerimiz, görüyorsunuz ki İstanbul Yeminli Mali Müşavir Odamız gerçekten faal bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Seçim zamanında çalışarak bunlar hani. Yoksa bir ürün olmaz. Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün çok değerli konuşmacılar var ve çok değerli de kurucu başkanımız burada. Sayın Ekonomiden Sorumlu Sayın Masum Türker burada ve Yeni Denetim Kurulu Büyük Mükellefler Grup Başkanımız Eren Yeşilgül burada. Ben onlara hoş geldiniz diyorum. Ve yine tüm MOB'un değerli bir önceki genel başkanı aramızda Sayın Nail Sanlı'ya da teşekkür ediyorum. Şimdi kurucu Başkanımız Sayın Sezai Onar Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Profesör Doktor Nazım Ekten'in plaketini vermek üzere. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, ben de resimle çekeyim. Üç saat büyük bir zevkle dinledim ama dişi söylemeden edemeyeceğim. Krizle ilgili devletin başbakanı olduğu dönemde Maliye Bakanı Kafoğlu'na diyor ki Demirel, ya diyor Kafoğlu bu ekonomi diyor batıyor diyor. Kafoğlu diyor ki Sayın Başbakanım merak etme bizim ekonomi batmaz mantar gibi diyor. Ufuk Reis söylemeye ihtiyacı yok kusura bakmayın. Çok güzel oldu yerinde işte. Ayrıca burada tabii anketle ilgili sayın hocamızdan şükranlarımı sunuyoruz. Değerli hocalarımızın değerlemelerini dinledik. Ben geçen sene bu toplantıya katılmamıştım ama yönetim çok haklı bir kararla bunların değerlemeleri doğru olsa da olmasa da sanırım plaket verecekler. Burada böyle değerlendirmek gerekiyor. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Beyefendiye plaketini vermek üzere aynı üniversitede beraber ders veren Sayın Doktor Masum Türker'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Ahmet İfadı. Grup Başkanımız Sayın Eren Yeşilgül Sedat. Evet, ben görevimi yaptım. Teşekkür ederiz. Kapatma görevi size düşüyor. Hepinize teşekkür ederim. Efendim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.